14. Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı Ordu Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Boztepe'de bir otelde gerçekleştirilen 14. Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı'na Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Fevzioğlu ve Karadeniz Bölgesi'nin Baro Başkanları katıldı. Fevzioğlu, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için sandık güvenliği noktasında Türkiye Barolar Birliği'ne ne görev verilirse yapmaya hazır olduklarını aktardı. Öncelikle bizim talebimiz seçim güvenliği noktasında tüm vatandaşlarımızın tatmin edilmesidir. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği'ne ve barolara bir görev verilecek olursa biz hazırız. Eminim meslektaşlarımız da tüm siyasi partilere sandık güvenliği konusunda görev sunmaya, hizmet vermeye hazırdır. Türkiye Barolar Birliği olarak biz sandık güvenliği noktasında meslektaşlarımıza zaten hep düzenli eğitimlerimizi verdik. Yine vermeyi planlıyoruz. Çok az vakit var ama hem meslektaşlarımıza hem de vatandaşlarımıza açık sandık güvenliği eğitimini çok kısa sürede planlayacağız. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun siyasi iktidarın takdirine bağlı olarak oluşmasının vatandaşların yargılamalar üzerinde kutuplaşmasına sebebiyet verdiğini ifade eden Fevzioğlu, hükümetin kendi gibi düşünmeyeni ötekileştirdiğini söyledi. MSK'nın bu siyasi iktidarın takdirine bağlı olarak oluşması, avukatlar, hakimler, savcılar yargılamalarda en doğrusunu da yapsalar, vatandaşlarımızın yargılamalar üzerinden kutuplaşmasına sebebiyet vermektedir. Bir taraftan milli birlik ve beraberlikten söz ediyoruz. Diğer taraftan da kendi gibi düşünmeyen herkesi vatan haini ilan etmek artık hepimizi kırmaktadır. 81 milyonu yormaktadır. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına cevaplayan Fevzioğlu, cinsel istismar vakaları sorusu üzerine bu vakaları önlemenin yolunun kadın erkek eşitliğini sağlamaktan geçtiğini belirtti. Cinsel istismar vakaları ortaya çıktıkça bir grup işte siz böylesiniz o yüzden artıyor diyor. Öbür grupta siz böylesiniz ondan böyle diyorsunuz diye birbirine bağırıyor. Bunu yanlış buluyorum ben. Cinsel istismar, kadına karşı şiddet bu siyasi parti ayrımı yapmıyor. Mağdurlar da her siyasi partilerden, failler de her siyasi dünyadan, her siyasi partiden. O yüzden buna siyasi parti gözlükleriyle değil de insan gözlüklerimizle bakalım, sorunlu vatandaş gözlüklerimizle bakalım. Başlangıç noktası da şudur, çok açık söyleyeyim, kadın erkek eşitliği. Kadın ve erkek eşitliğinin daha anaokulundan başlayarak yerleştirirsek cinsel istismarı da önleriz, şiddeti de önleriz.